Bu yayını sizlerle beraber yapay zeka ile beraber yapacağız. Doğru mu yapay zeka? Evet, doğru. Tamam, teşekkür ederim. Ben buradayım. Yardımcı olayım. Tamam. Harika. Tamam. Konuşmak isterim. Tamam, ticaret hakkında konuşalım. İnsanlara senle beraber nasıl 2024 yılında e-ticaret, eBay'de dropshipping yaparak para kazanacaklarını kısa bir şekilde açıklayalım. Olur mu? Olur. Tamam, nereden başlayalım? 4 yılın ticaret ve eBay üzerinde para kazanmak için bazı temel stratejilerinizi okumak Tamam, isterim. şöyle yapalım Bu mı temel senle adımlarla beraber? e-ticarette başarılı olmak. Tamam, şöyle yapalım mı senle beraber? Biz bu süreci gerçekleştirirken biraz soru cevap şeklinde yapalım. Ben YouTube videosu çekeceğim çünkü sürekli sen konuşursan insanlar öğrenemeyebilir. Ben bir şey sorduğumda cevapla, olur mu? Tabii ki soru cevap şeklinde ilerleyebilir. Sorularınızı bana yönlendirin. Ben de onu. Tamam, teşekkür ederim. Bırak şimdi ben anlatayım yapay zeka, sen de bize gereken yerlerde yardımcı ol o zaman. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar yapay zekanın neler yapabildiğiniz gördünüz. Artık soru cevap şeklinde yapması gereken her şeyi söylüyorum ve o benim adıma arka tarafta milyon dolarlık şirketleri yönetiyor. Nasıl olduğunu ben de gerçekten hala henüz anlamış değilim ama mükemmel çalıştığını görebiliyorum. Ve yenilenen sistemde bütün dünya artık bu hale gelecek ve bu sistemi arkasına alıp destek almayan ticaretlerinde çoğunun çıkacağını göreceğiz. Peki ilk önce eBay'de bir hesap oluşturduk. Satan ürünleri bulacağız. Bu ürünleri listeleyeceğiz, ürünü satacağız, müşteriye göndereceğiz ve kargo numarasını değiştireceğiz. Bu şekilde yapay zekanın da yardımını alarak süreci çok hızlı bir şekilde ilerletebiliriz. Bunu adım adım sizlerin hepsine göstereceğim. Şimdi burada göstermiş olduğum senaryodaki yapay zekada ürünlerin sizlere ne kadar satıldığını, ne kadar kar marjı bıraktığını detaylı olarak görüyoruz. Burada süreçli olarak Halloween yaklaşıyor. Halloween süreçlerinde en çok satan ürünler. Bunları ülkesine göre seçerek de bakabilirsiniz. Bakın bu ürün örnek veriyorum. 56 bin dolarlık satış yapmış. Tek yapmam gereken tıklanmak ve hangi ürünü ne kadar sattığını bulmak. İlk aşamada bu ürünü bulacağız. Çok basit. Tabii ki bilmeyen arkadaşlar diyebilir sana göre basit. Arkadaşlar doğru fakat burada bu ürün tuvalet kapağı. Ben burada hatta bunu şuradan Amazon'dan aynısını bulmaya çalışacağım. Satan ürünü buldum. Burada tabii ki siz istediğinizi seçebilirsiniz. Ben buradaki senaryoda bakalım en uygun fiyat hangisini satabiliriz? En uygun fiyata. İlla orada onu koydu diye onu satmak gerekmiyor. Bu arada aklınızın bir köşesinde olsun. Ben bakıyorum hangisini kullanabilirim. Diyelim ki buradaki senaryoda şu hoşuma gitti. Aslında baktığınız zaman bu daha hoş duruyor. Kapağı vesairesi. Şimdi ben bu ürünü satacağım. Ürünü buldum. Çünkü bu ürün çok güzel bir şekilde. Peki önemli olan şey aslında şu arkadaşlar, ben bir sayfa geri geliyorum. Tabi biraz karışık olabilir biliyorum ama ben kendi ticaretimde nasıl yapıyorsam onu öyle gösteriyorum. İlk önce bu sayfada hangi ürün en çok sattığını görmek istiyorum. Bunun için arkadaşlar ben yazılım kullanıyorum. Eğer siz kullanmıyorsanız önemli değil, ben bu yayında size de göstereceğim. Hangi ürünün en çok sattığını görebilmek ve ne kadar para kazandırdığını Amazon üzerinden AMZ Scott'la bakacağım. Şimdi buraya geliyorum. Estimate Revenue bölümüne tıklayacağım ve Estimate Revenue bölümünde bunlardan hangi ürünün en çok sattığını görmek istiyorum. Şu an bir tuvalet kapağının 90 bin pound satış aylık yaptığını görüyoruz. Biraz trajikomik bir durum arkadaşlar. Ama gerçek 90 bin pound için ne yazık ki Türkiye'de belki 5-6 sene daha fazla belki 10 sene çalışan insanlar ve bu insanlar sadece bu gösterdiğim yöntemi hani benim gibi dükkanlarında listeleyerek kazanabiliyor. Siz de yapabilirsiniz. Fakat çoğu kişinin bu kadar milyon dolarlık ticareti anlatıp da çoğu insan diyor ki madem o kadar kazandırıyor niye anlatıyorsun? Arkadaşlar şunu anlamanız gerekiyor. Bu videoyu izleyen %90 kişi %90'ın yapmıyor. Sadece izliyor. %10'u yapıyor. İşte benim anlattığımda o %10'luk kesim. Niye yapmıyor diyorsanız arkadaşlar herkes yapabilseydi zaten herkes bu kadar başarılı olurdu. Harekete geçmek cesaret istiyor. Peki bu ürünü buldum. Bu ürünü toptancısından da bulup listeleyebilirim. Ama ben direkt buradan listeleyeceğim. Burada 26 pound'da Amazon'da satıyormuş. Toptancı yani wholesale diye bu biraz daha dropshipping ile ilgili bir video olduğu için buraya arkadaşlar böyle koyacağım. Yoksa direkt toptancısından da çok daha uygun fiyat alabiliriz. Belki 5 belki 10 pound gibi gördüğünüz gibi bu ürünler burada 5-6 dolara satılıyor. Amazon'dan alırsanız 26 dolar alacaksınız. Arada çok ciddi bir fiyat farkı var ama tek tek deneme yapmak istiyorsanız dediğim gibi sıfır maliyeti yapacağımız için bu belki şey olabilir. Peki birinci aşama ürünü bulduk. İkinci aşama peki ne yapacağız?
bu ürünü eBay'e listeleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Ben burada senaryoda Turkalister'ı kullanacağım arkadaşlar. Turkalister yazılımı eBay, Etsy, Edgewood ve Facebook Marketplace'e bu ürünü saniyeler içerisinde listelememi sağlıyor. Dashboard bölümüne geldiğinizde Product bölümünde listelediğiniz ürünleri de buradan takip edebilirsiniz. Ben hepsini açmayayım çünkü listelememden çıkıyor arkadaşlar. Peki geliyoruz, ürünü bulduk. Burada ürünümüz bu. Bu ürün 96 bin sterlin kazandırmış. Şimdi bunu eBay'e listeleyeceğiz. Burada Copy to eBay butonuna basacağım. Eklenti aktif olduğu için ürün listelenecek. Peki nasıl listeleyeceğiz? İlk önce bu ürünün başlığını alıyorum. Kopyalıyorum ve eBay'e geliyorum. eBay'e geldikten sonra ürünün adını yazıyorum. Ürünün adını yazdıktan sonra bu ürün çıkacaktır karşıma arkadaşlar. Diyelim ki buradaki senaryoda bu ürün bu. Ürünü bulduktan sonra Sell it yourself butonuna tıklıyorum. Ve karşıma bir senaryo ve ürün listeleme bölümü geliyor eBay'de. Bakın hala bir para ödemesi yapmadık. Tabii yazılımı kullanırsanız yazılım ücreti var ama manuelde yapabilirsiniz. Daha hızlı olacağına inanıyorsanız ki %1000 daha hızlı olacak anlayacaksınız. Saniyeler içerisinde post data diyorum ve bütün ürünler listeleniyor arkadaşlar. Buradaki senaryoda bu ürünü ben Amazon'dan 26 dolar gibi fiyata alacağım şimdi pound'a. Ben burada ürünün listeleme fiyatını aşağı yukarı 37 pound olarak listeleyeceğim. Yani arada fiyat kar marjımı da koruyacağım. Sonra her şey tamamsa arkadaşlar ürünü listeleyeceğim. Burada ürün listelendikten sonra saniyeler içerisinde bu kadar basit listelemiş olmuş durumunda olacağız. Bakalım bu şekilde olacak. Umarım şu an iyi gidiyoruz herhalde yapay zeka. Sence ürün listeleme Amazon'dan alıp eBay'de satmak ve ürünü satın almadan dropshipping yapmak nasıl bir fikir? Bu fikir dropshipping. Amazon'dan alınan ürün eBay'de. Ancak bu yöntemin avantajlı, dezavantajlı. Avantajları başlangıç. Önceden envanter direkt senle başlangıç. Okey. Şimdi ben de anlatmaya devam edeyim çünkü çok derinlemesine anlatıyor. Zaten sizlere bu yayında gösterdiğim için bu süreci de görebiliyorsunuz. Fakat bakın burada kaçırdığımız bir nokta var arkadaşlar. Ürünün açıklama kısmı. Bakın ürünün açıklama kısmı yok. Buraya geliyor ama ben daha profesyonel bir şekilde yapılmasını istiyorum. Peki bu süreci nasıl yapacağım? Bakın burada herkesten farkınız olacak. Şimdi Okyanusu AI bölümüne geliyorum arkadaşlar. Ücretsiz 1500 tokeni Okyanusu.io bölümüne geldiğinizde sahip olabilirsiniz. Burada e-commerce bölümüne tıklıyorum. E-commerce bölümünde product description bölümüne geliyorum. Açıklamayı da düzenleyebilir, başlığı da yapabilirsiniz. Peki ürünün adı ne arkadaşlar? Ben hemen buraya geliyorum. Ürünün adı bu. Buraya bu ürünün adını yazacağım. Ürünün adını buraya yazıyorum. Bakın çok önemli arkadaşlar bu kısım. Ürünün açıklamasını da buraya yazıyorum. Hemen buraya geliyorum. Tekrar yapıştırıyorum. Ve ürünün açıklamasını yazmasını istiyorum. Bakın. Sağ tarafta direkt bu ürünle ilgili eBay'in bizim sistemde yapay zeka ile yazdığımızı anlamayacağı şekilde profesyonel bir açıklama yazıyor. Bu açıklamayı da arkadaşlar kopyalıyorum ve getiriyorum eBay'e yapıştırıyorum. Bu kadar basit. eBay'e yapıştırdıktan sonra arkadaşlar bakın ne kadar profesyonel oldu. Bunu tabi değiştirebilirsiniz, güncelleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Ürünü de yeni ürün olarak işaretliyorum. Ve ürün artık listelemeye hazır. Algoritmada bu anahtar kelimeleri kullandığı için eBay kazinesinde en yukarı çıkacaksınız. Bunun gibi yüzlerce taktik var. Ürün satıldı. Müşteriye gönderdik. Şimdi nasıl ürünü alıp göndereceğiz? Tek yapmanız gereken satış geldiğinde arkadaşlar eBay'de bu ürünü müşteriye göndermeniz gerekiyor. Burada Sold Item bölümüne bakmanız gerekecek. Selling bölümüne geliyoruz. Selim bölümüne geldiğinizde burada ürünlerinizin siparişini görebilirsiniz. Buradaki deneme hesabı olduğu için bir satış yok. Ama sizin buradaki sayfanızda olacak. Şimdi satış geldiği zaman da yapmanız gereken tek şey buraya geliyorsunuz. Ürünü Add to Basket diyorsunuz. Add to Basket dedikten sonra arkadaşlar Product Checkout bölümüne geliyorsunuz. Müşterinin size vermiş olduğu adres bilgilerini sisteme giriyorsunuz. Ve müşteri ürünü gönderiyorsunuz. Ürün satıldıktan sonra müşteriye ürün numarasını girebilmeniz, kargo takibini girebilmeniz için arkadaşlar tek yapmanız gereken Tracker Face'i kullanmanız. Bunu niye kullanıyoruz? Ürünlerin çıkış yerlerini müşteri görmesin diye arkadaşlar, kargo parasını hızlı bir şekilde alabilmemiz için ve ürün olur da ulaşmadıysa müşteri buradan takip edebileceği için tek yapmanız gereken bu süreci anlatmak istiyorum. Çok kişi soruyor çünkü arkadaşlar. İlk önce bir kayıt olmanız gerekiyor. Hesaba kayıt olduktan sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar.
Buradan kredi almanız gerekiyor. Deneme amaçlıysa buradan direkt gelip kredinizi alabilirsiniz. Kredinizi aldıktan sonra product'ı check out dersiniz. Ödeme işlemini tamamlarsınız. Bilgilerinizi girersiniz ve krediniz hesabınıza tanımlanmıştır. Peki kargonuzu nasıl çevireceksiniz arkadaşlar? Kargolar bölümüne geliyorsunuz. Burada hatta yukarı çıkalım. Hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra kargo çeviri hizmetine geliyorsunuz. Şimdi buraya e-mail adresinizi, kargo takip linkinizi, kargo takip numarasını artık nereden aldıysanız, isminizi, müşterinizin ve soy ismini, gerekli müşteri bilgilerini, city'yi, state'i ve zip kodunu ya da burada İngiltere'de yapıyorsanız post kodunu giriyorsunuz. Gönder butonuna bastığınızda e-mailinize bir numara geliyor arkadaşlar. Bu numara şu şekilde gözükecektir. Bazen gecikmeler olabiliyor. Sistem 24 saat gelmediği takdirde bize ulaşabilirsiniz. Şimdi numarayı aldıysanız arkadaşlar sistemde veriyorsunuz. Size bir numara veriliyor. Bunu da Blue Care Express olarak sisteme giriyorsunuz. Ürünlerden çıkış yapıldığı gözükmediği için de müşteri parasını eBay tarafından hızlı bir şekilde almanızı sağlıyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Ve böylelikle hesaplarınız inanılmaz derecede ilerliyor. Ayrıca bu süre zarfı içerisinde arkadaşlar hesaplarınızı yönetmemizi istiyorsanız da bizlere her zaman ama her zaman okyanusi.com internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Şöyle çünkü çok kişi bize soruyordu, artık hesaplarınızı bu şekilde yönetiyoruz. Sizler için nasıl, hangisi uygunsa çok güzel ciddi gelirler kazanıyoruz. Hesaplarınıza ürün listeleme her şeyini neredeyse biz yapıyoruz. Artık siparişlerinize kadar aldığınız pakete göre biz gönderiyoruz. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bir ay, iki ay ne kadar isterseniz de o kadar süre her şeyini sağlıyoruz. Kendiniz yazılımlara para verseniz, bu anlattığım her şeyi yapsanız zaten en aşağı 150 pound aylık gideriniz oluyor. 7-8 saatte ürün araştırma ve diğer süreçleri gerçekleştiriyorsunuz. Biz artık burada 15 seneden beri yaptığımız için sizlerin adına bütün bu süreci yönetiyoruz. Ayrıca eğer hesabınız hazır değilse de arkadaşlar buradan sizler için sunulan en son çıkardığım 2024 eBay eğitimine bakabilirsiniz. Burada güncel olarak bütün videolara ulaşabilir, kampları ve arka bölümünde diğer bütün eBay, Amazon, Facebook, Shopify eğitimlerini adım adım izleyebilirsiniz. Son olarak arkadaşlar dediğim gibi sizler de ücretsiz olarak satan ürün listesini aşağıda videoda vermiş olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bu şekilde yaptığınız takdirde sizler de diğer insanların başarılarına ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan her soru, görüşleriniz için de arkadaşlar bana Okyanusi Akin Yılmaz Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Ben burada sürekli olarak elimden geldiğince güncel videoları sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu şekilde burada başaran insanların örneklerini de detaylı olarak görebilirsiniz buradan bakarak. Bir sonraki videoda şimdilik görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kapatmadan önce Yapay Zeka kanalı, YouTube kanalımı takip eden öğrencilerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza e-ticarette, dropshipping'de başarılı olmaları için bir kapanış cümlesi söylemek ister misin? Bir kapanış cümlesi. E-ticaret ve dropshipping değil. Ve rekabetçi bir ortamda. Ancak sürekli öğrenme, sabır ve azim başarıya. Unutmayın, her başarısız öğrenme fırsatı. Yolculuğunuzda karşılaştığınız zorluklardan ders çıkın ve her adımda daha da güçlü. Başarıya giden yolda başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.